gidiyormuş. Evet, Merkür geri gidiyor. Gitsin. Gitsin mi? Gitsin gitsin tabii. Bebe. Nasıl geri gittiğini de göstereceğiz birazdan uygulamalı. Evet. Sabah sabah koridorda yaptık. Evet, biz pratiğini yaptık. Bir dramayla, bir hareketle anlatacağım. Biraz daha göstereceğiz. Mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum ben de. Teşekkür ediyorum. İyi bir yıl geçsin. Sağlıklı, sıhhatli, bütün herkes için. İnşallah bu yıl eskisinden daha güzel olsun. Bir de gelen gideni aratır derler. Ne diyeceğiz buna? Hay Allah korusun, aratmasın canım. Biz iyi bakalım, iyi görelim, iyi isteyelim. Artık ne çakarsa bahtımıza da. Olumlu bakınca olumlu şeyler geliyor aslında zaten. Aslında kötü bir şey gelmiyor da biz hep anıları tatlı hissediyoruz. Güzel şeyleri hatırlıyoruz. Nostalji insana keyif veriyor. Bazen ben eski binalara girerim. Çocukluğuma götürür beni. O kokusu vardır ya, o eski binaların kokusu vardır. Eski kitap vardır. Kokusu. Eski kitap kokusu, kitaplar böyle kokar. Aynen. O çocukluktaki güzel duyguya geriye gitmek. Onun için aslında çocukluğumuzda çok da güzel bir şey yoktu. Bir oyuncağımız bile yoktu benim zamanımda ya. Tabii canım. Yani bir bebek, plastik bebeklerle oynardık ya da bez bebekler yapardık. Pomponlar yapmayı marifet zannederdik böyle. O zaman için o lazımdı. Şimdi böyle yok, hiç kartondan yapmadım. Keserdik. Ondan sonra arasından ipleri sarardık. Benim zamanıma kadar artık böyle şeyli uzaktan kumanda arabalar falan, zaten hiç bebekle oynamayı erkek gibi yetiştim. Böyle arabaların peşinde şey koşa koşa bisikletçilik falan oynardık biz. Neyse şimdi güzel. Geriye de gidelim, ileriye de gidelim. Çocuklarınızın meslek seçimiyle ilgili özellikle veya cinsiyet tahminiyle ilgili astrolojide değişimler var mı, gelişimler var mı, onları da konuşacağım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Rezan Hanımcığım, sağ olun. Rica ederim. Gökhan Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Siz de sorumda iyisiniz umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun Gökhan Beyciğim. Rezan Hanım'a bir sorum olacaktı. Rezan Hanım, size de günaydın. Günaydın. Buyurun. Günaydınlar. Ben Kova Burcu'yum. Kova. 20. Evet, Kova Burcu'yum. 25 yaşındayım. Evlenemedim hala. Bir yıldır bir süredir yalnızım. Kova Burçları zor evlenir gibi bir söz var. Abim de benim var. Abim de 33 yaşında. O da Kova Burcu. O da hala bekar. O da evlenemedi. Bu bizim kaderimiz mi? Niye kova burçları öyle mi dediler size? Kova burçları zor evlenir mi dediler? Yani öyle duydum ben yani. Duydunuz. Peki. Teşekkür ederiz sorduğunuz için. Tamam. Şimdi tabii 25 yaşında bir erkek için erken bir yaş evlilik. Bence tabii, yani bilmiyorum. Hele de büyük şehirlerdelerse, hani daha kırsal kesimde daha çabuk evlilikler olabiliyor. Nerede ama. Nerede? İstanbul'dasınız ama zaten. Büyük şehirlerde, metropollerde 25 yaş, bilmiyorum, anne olanlar, o yaşta çocukları olanlar bilirler. Çünkü henüz okul bitmiştir. Askerlik ya yapıldı ya yapılmamıştır. Evlilik için gerekli hazırlıklar tamamlanmamıştır. Artık anne babalar gibi eskiler değil böyle evliliği kaldıracak maddi yükünü özellikle. Şimdi genç kızlarımız da her şeyi tam olsun istiyor. Bizim zamanımızdaki gibi aman iki gönül bir olsun da sonradan da bulaşık makinemiz olur, halımız olmasa da olur. Bu koltuğun bir tanesi eskisi eksik de olabilir denirdi. Ama şimdi artık öyle değil. Her şeyin en iyisini istiyorlar. Bu yükü nasıl kaldıracak bu çocuklar? Ailelerin de bu kadar büyük desteği olamıyor. Peki, dolayısıyla ama istiyorsa, biraz geç olabiliyor. Burcundan dolayı olmuyor diye düşünüyor olabilir. Şimdi onun için çok telaşlanmasın. Zaten henüz yaş olarak dediğim gibi önce bir iş, güç, paralar kazanılsın, bir hayat yaşansın, bir gelecekle ilgili bir takım beklentileri olsun. Peki Kova Burcu'nun gerçekten öyle bir şey var? Kovalar çok özgür ruhludur. En bütün burçlar içindeki en özgürlüğüne düşkün, bağımsız, toplum normlarına uymayan, zodyakın asi çocuğudur o. Yani böyle kurallar, kaideler onun için çok geri teper. Çok rahatsız edici bir şeydir. Ve en büyük hümanistler de Kova Burcu'ndan çıkar. O herkesi kucaklar, dünyayı kucaklar. Böylesine sevgisini herkese dağıtır. Ama o sevgisini birisine odakladığında onun kendi sınırlarını çizeceğini düşünür. Yani böyle bir altyapı var temelde. Evet, düşünür. Özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünür. Dolayısıyla sevgisini bir kişiye odaklamaktan hep kaçınır. Bu altyapı da var. Yani kodlarında bu var Kova Burcu'nun. Dolayısıyla evlilik biraz daha geç olur. Özgürlüğüne aşırı düşkün olduğu için. Ama doğru insanı bulduğunda,
zihnine, aklına hükmettiğinde, hayatı onun gibi çılgın yaşayacağına, yaşatacağına inandığı birisini gördüğünde de derhal evliliğe okey verebilir. Ama o zamana kadar en akıllı, en zeki, en deli dolu, çılgın, her şeyi en farklı yaşayan kova burçlarının, ki benim hayran olduğum bir burçtur, evliliği, sıradan evliliği, sorumluluk alıp böyle işte 7-9-5 çalışma şartları da kovaya uymuyor zaten. O bağımsız özgür ruhlarından ama dolayı. Ama öyle evliliğin iş. Sorumluluğu işte akşam eve çıkacaksın, sabah çıkacaksın, karını öpeceksin, gideceksin, geleceksin. Bu İstediği gibi o. Olsun ama inşallah. Peki, işte erken olması da iyi bir şey değil. Yani zamanından önce yapılan bir şey, erken öten horozu ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Evlilik de zamanında olmalı. Erken yapıldığı zamanda ve karaktere de uymuyorsa evliliğe yatkın bir burç değildir kova. Kova. Bazı insanlar evlilik için yaratılmış. Mesela yengeç burçları. Peki.